Esat Hoca'ya şimdi söyleyelim. Daha sonra Hasan 3-5 kere versin. Sonra sizler de lütfen dediğim gibi bu konuyu konuşalım, tartışalım. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var, yanımız var. Biz kayıt altına alıyoruz. Konuştuğumuz her şeyi kayıt altına alıyoruz. Bu kaydı yarın öbür gün insanlara çoğunlukla şunu anlatalım diyoruz. Derdimiz şu olsun. Bak biz bunları konuştuk. Hatta bu önermelerini de yaptık. Bizi suçlamasınlar. Biz yaptık ama yapamadık. İnsanlar bir şey yapamadı, beceremedi. Beceremedik diyebilirim. En azından biz geleceği ne olması gerektiği konusunda kendi ütopyalarımızın da var olduğunu da ifade etmiş olalım. Buyurun. Eyvallah, teşekkür ederim. Geçen yıl Maraş anmasını Bursa'da gerçekleştirdik. Bursa valiliği afişimizi yasakladığı bizi mahkemeye verdi, yaradılar. Bu gazeteye başlayalım. Alevilik sınıfsal bir ihtiyaçtan çıkmış. Alevilik bilinci bu ihtiyacı kovalarken olur. İhtiyacın peşinde giderken kendi bilincini üretir. Bu nedenle Alevilik'in, her Alevilik'in sorumluluğu bu sınıfsal ihtiyacı yerine getirmek yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. Ama biz biliyoruz ki ırkçılık bugün devlet ırkçılığı içinde yaşanan müdahale. Müdahale ederken biyolojik verilere, kan verilerine dayanıyor. Kültürel farklılık verilerine dayanıyor. Farklı kültür kaynağından gelen insanlara ya bizim gibi olacaksınız ya da biz sizi oradan kaldıracağız yargısıyla yaşama müdahale ediyor. Aleviliğe yönelik kültürel ırkçılık uygulamalarının temel nedeni Alevi düşünün, Alevi rüyasının toplumsal tasarımıdır. Bu toplumsal tasarım Rıza Kenti biçiminde kent ölçeğinde anlatılmaya çalışılmıştır. Ben yasaklı kültürler üzerine çalıştığım için sadece Alevilik'te değil, Zerdüşlük'te, Manicilik'te, Mazdekçilik'te, Avrupa toprağında işte Katar hareketinde, Alman Köylü hareketinde, Hus hareketinde, İngiltere'deki başkaldır hareketlerinde hep bu toplumsal tasarımı yaşama geçirmek için mücadele etmişlerdir. Örneğin ben 65-66 yılında İstanbul'da üniversiteye geldiğim zaman bir torba olarak geldiğim için Şeyh Bedrettin'le Alman köylülerinin önderi Thomas Münzer'i karşılaştırmaya çalıştım. Thomas Münzer şöyle diyor: bu dünyadaki eşitsizlikleri ve bir dünyaya havale edenlerin başını kesmek için diyor. 1525 yılında katledildi Thomas Münzer. 100 yıl geriye gittiğimiz zaman Şeyh Bedrettin'le karşılaşıyoruz. Yarinden anlayan gibi her şey her yerde ortak olmak için. Bu felsefi derinlik beni çok etkilemiştir açıkçası. O nedenle de Alevi felsefesi gerçekten zengin bir felsefe. Daha doğrusu Alevi nedir diye sorulduğunda Alevi'yi yolun içinde tanımlamak gerekir, yaratmak gerekir. Yol, felsefe, öğreti, inanç ve erkan. Dörtlükte teklik, teklikte dörtlüktür. Bunun ilk üç ayağı doğrudan böyle düşünsel temelidir, son ayada uygulama temelidir. Demek ki Alevilik sonuçta uygulamaya dayanan, sonuca dayanan bir kültür, bir inanç, bir felsefedir. Sonuç varsa neden vardır? Çocuklar varsa ana baba vardır. Tohum varsa ağaç vardır. İbit çoğaltabilir. O nedenle Alevi inancı bilgi üretme temelli bir inançtır. Bunun fırsat olursa yurt dışındaki üniversitelerde de sunmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bir inanç türü var. Türü var. Kendini bilgi üretmekle yükümlü kılan bir bilgi iner türü. Bunu anlamak durumundayız. Bunu dünyada yasaklı kültürlerin, toplumların bazılarında buna benzer tasarımlar var. Hatta bizden daha ileri tasarımlar var. Bu şimdi şöyle arkadaşlar, bilgi üretebilmek için bir nesneyle ilişkiye geçmek koşulur. Yani bir nesneyle iletişim kurmazsan bilgi üretemezsin. Şimdi biz ne diyoruz? İşte aynaların yanındayız,
bilginin yanındayız, bilim insanıyla birlikteyiz gibi böyle söylemlerimiz var ama Alevi'yi anlatırken bizi oradan kovan şeyler söylüyoruz, cümleler kuruyoruz. İnancın nesli, iki tür inanç var zaten bir kere. Bir teolojinin taşıdığı inanç, tanımladığı inanç var. Tek tanrı dinlere bağlı inançlar, teolojinin tanımladığı inançlardır. Nesnesiz inançlardır bunlar. Nesnesi yoktur. Nesnesiz inanç bir üretemez. Nesnesiz inancın taşıyıcısı olan insan bilim dünyasında bulunamaz, orada bulunmaktan başlanmaz. Nesne bir inanç ise kendi nesnesi ilişkiye yakışır. Biz konuşan tanrıyız diyoruz kendimize ya da konuşan hak diyoruz. O zaman biz nesnemizi de belirtmiş oluyoruz. Bu bizim inancımız dersleri benim bedenimdir demektir. Benim. İşte dağlar taşlar sessiz tanrı dediğimizde inancımızın nesnesinin dağlar taşlar olduğunu söylüyoruz. Demek ki benim inancım kendi bilgisini dağları taşları deneyimleyerek, kendi bedenini deneyimleyerek üretir. Dikkat ederseniz dağlar taşlar da soruşturur. Beden de soruşturur. İçimizdeki canlı her nefes aldığımız oksijen de kendini ateşe verip bu yangınla bedene durur. Evren de kendi içindeki enerjiyi ateşe verir ve evreni, yani evreni kurar, oluşturur diye. Demek ki bir sonuç. O nedenle Alevi'de inanç sonuçtur, sonuca bağlıdır. İnanç, doğanın aklını ve insanın aklını kucaklama, onu onurlandırma, onu okşama, onu yaşamın bir damak tadı durumuna dönüştürmek için örgütlenir. Kutsal bir girdi değildir. Kutsal girdi olarak kabul ettiğimiz zaman arkadaşlar, o kutsal girdi temiz, fark, kusursuz olarak algılanır. O kutsal girdiyi taşıyan bedenimiz de pis, kötü ve olumsuz olarak algılanır. İşte bu durumda bedenin isteklerine, beden eğilimlerine karşı durarsın, ruhun eğilimlerine uyarsın. Ruhu da kutsal girdi kabul edersin. Alevi'deki yabancılığın temel koşulları, temel nedenlerden birisi de bu. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bu tür katliamlara, kıyımlara karşı durabilmek için örgütlenmek koşulmadı. Alevi örgütlenmesi diğer yasaklı kültürlerde olduğu gibi iki içeriği de öne çıkar. Yatay örgütlenme, dikey örgütlenme. Yasaklı kültürlerde asıl belirleyici olan yatay örgütlenmedir. Toplumun her kesiminde, her coğrafyada, her bölgede örgütlenmektedir. Dikey örgütlenme, kaynaklarda belirtildiği kadarıyla, tabii onu güncellemez, farklı altyazıya gelirdiniz ama ihtiyaç halinde ayağa kalkar denir. Şimdi dikey örgütlenme genelde demokratik kitle örgütlenmesi, dikey örgütlenmenin karşılığını biz böyle gerçekleştirdik. Yatay örgütlenme, gelenek örgütlenmesidir. Doğrudan demokrasi tüketilerek üretilir. Dikey örgütlenme, temsili demokrasi tüketilerek üretilir. Arada temsilciler vardır. O nedenle temsili demokrasi, Alevi'nin demokrasiye biraz terstir. Onu da pek hoşlanmaz. Doğrudan demokrasi temelli örgütlenmeleri önemser ve önemli. Böyle baktığımızda sorumluluklarımız da yavaş yavaş öne çıkmaya başlar. Her zaman belirtiyoruz. Yani yine de bir anımsama anlamında söyleyeyim. Üç firar tasarımlarıyla birlikte inancından firar edeceksin, aklından firar edeceksin, firar ettiğin yerden de firar edeceksin. İkinci üçleme, bu dünyayı terk edeceksin, öbür dünyayı terk edeceksin, hiç durmayacaksın, terk ettiğin yeri de terk edeceksin. Biz bu üçlemelerin gereğini yerine getirmediğimiz zaman ciddi sorunlarla karşılaşırız. Ölümsüzlük felsefesini boğarız. Şu anda bozduk da zaten. Alevi'de ölme yok diyoruz ama öldükten sonra gidilecek cennete gitmenin hesaplarını yapmaya başladık. Çok ciddi bir soru. Ölümsüzlük felsefesini dile getirmek durumundayız. Anlatmak durumundayız. Algılatmak durumundayız. Ötesinde doğuş Alevi'lik sınıftan bir ihtiyaçtan doğduysa bu ihtiyaçları yerine getirmek durumundayız. Bu şu anlamadır. Alevi'lik ezilenlerin sadece kendisi değil, kendisinin içinde bulunduğu toplumun ezilen kesimlerini kurtuluşa taşıyacak
bir felsefedir, öğretidir ve inançtır. O nedenle Alevi hareketi toplumsal mücadeleler içinde pişmiş, bugün çağdaş kazanımlar dediğimiz kazanımların önemli bir kesiminin yaşama taşınmasına, onu kalıcı kazanımlar durumuna gelmesine katkı veren önemli bir kültürdür, harekettir, inançtır, öğretidir. Eğer bu öğretinin, bu inancın gerekçelerini yerine getirirsek, şeye karşı, bu tür filmlere karşı ciddi öbürsel bir karşı duruş sergileyebiliriz. Ne yapmamız gerekir? Madem ki benim inancım bile bilgi bilgi diye ağlıyorsa, biz bilgi temelli yeniden örgütsel bir yapılanmaya gitmek durumundayız. Bu yapılanmadan çağdaş toplumun karnında, çağdaş örgütlenmenin yapısı içinde geleneksel örgütlenmeyi nasıl yaşatacağımızı, nasıl kuracağımızı, ilkelerini ve kurallarını belirlemek durumundayız. Bugün gelenek örgütünü ne yazık ki yaşatamıyoruz. Bize taşınan gelenek örgütü olarak adlandırılan örgütlenme tipleri ciddi bir yabancılaşma içindedir. O nedenle yeniden yapılanma kapsamında gelenek örgütünü okul olarak yapılandırmak zorundayız. Bu okuldan mezun olanlar, bu okulda aslında biraz yarı özel ya da özel çalışmak zorundayız. Yani dikey bir örgütlenme olamaz. Hepsi bağımsız ve yatay örgütlenme olması lazım. Burada ders verecek, ışıklandıracak arkadaşların konusunda çalışmış olması, kitap, makale, alan çalışması yapmış olması koşuldur. Yoksa olmaz. Buradan mezun olan arkadaşlar 12 hizmet sahibi olabilirler. Dedelik yapabilirler, analık yapabilirler. Onlara elimizse çıkabilir. Bu biçime dönüştürdüğümüz lazım. Çünkü geçmişte Alevi örgütleri hem okul hem de mücadele örgütüydü. Bugün Alevi örgütleri mücadele örgütü olarak kabul edebiliriz belki ama okul mu dediğimiz zaman hayır diyoruz. Böyle bir şey yok. Demek ki biz okul durumuna getirmek durumundayız. O okullar, okul kazanımları bir düşünce işleyip içinde çalışan bu okullar ürettikleri düşünceyi, geliştirdikleri seçenekleri makaleye bağlayıp, yazıya bağlayıp, kitaba bağlayıp çağdaş örgütlenmenin yapısına sunmaları lazım. Onlar bu okulların getirdiği bilgi kazanımıyla beslenmesi gerekir. Tabii dikey örgütlenme demokratik kazanımları gerçekleştirecek ve bu kazanımların kalıcı duruma gelmesini sağlayacaktır. Ötesinde diğer ezilen toplum kesimleriyle işbirliğine gidecek, kendi siyasi tavrını üretecek bir şey içerisine, davranış içerisinde, tanım içerisinde kendini taşıyacaktır. Neden? Çünkü Alevilik toplumsal mücadeleleri içerisinde kendisini kanıtlamış batini bir harekettir. Bugüne deneyimler de gelmiştir. Yarına da gidecektir ve ulaşacaktır. Biz Aleviliği yarına taşımak zorundayız. Bunu yapabilmek için Aleviliği bir kere bilimsel olarak anlatmak durumundayız. Neden durumundayız arkadaşlar? Çünkü ezilenler diyor ki, niye beni ezen gibi düşüneyim, inanayım diye soru sormuş ve kendini ezen gibi inanmamayı keşfetmiştir. Kendini ezen gibi düşünmemeyi keşfetmiştir. O nedenle bu şeyi, hareketi gerçekleştirmek durumundayız. O Alevi'yi şöyle tanımlıyoruz. Yani ezilenleri kurtuluşa taşıyacak bir batıni, felsefe, öğreti, inanç ve eylemdir. Çünkü Alevilik bilmek kültürü değil, değiştirmek kültürüdür. Bilmek kültürü değil, değiştirmek kültürü dediğimiz anda durum değişir. Yani Alevilik yalnızca kütüphanelerde kitap okunarak öğrenilemez. Bunu bir yüzde verirse %40 kitaplardan öğrenirsin. %60 ya da %60 kitaplardan öğrenirsin. %40'ını da alanlardan öğrenirsin. Neden? Çünkü ya değiştirmek kültürleri,
eylem, etkinlik ve ritüelle içselleştirilip taşır. Hiçbir eylem, etkinlik yapmıyorsan bu kültürün, yani Aleviliğin en azından ne felsefesini taşıyabilirsin, ne öğretisini taşıyabilirsin, ne de inancını taşıyabilirsin. Ona çok dikkat etmek lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah.